Herkese merhabalar. Değerli şarkıcım Muammer'in yanlış teknikle şarkı söylemek sonucu sesinde oluşan travmayı yaptığımız egzersizlerle nasıl çözdük ve en önemlisi bu iyileşme sonrası hayatında neler değişti? Öncesini ve sonrasını paylaşacağımız bu videoya isterseniz hızlıca girişimizi yapalım. Bundan sonrası yok. Şarkı söylerken şiddetlenen ve La 3 frekansından sonra özellikle tiz frekanslara gittikçe artan bir problemimiz vardı. En çok da sahnede belli bir süre sonra şarkı söyleyemez hale gelmek canımızı sıkıyordu. İşte biz bu durumun çözümü için önce bir doktor tavsiyesi almak ve tespitinin yapılması için bir uzman doktora görünme tavsiyesinde bulunduk. Ve tahmin ettiğimiz gibi de ses telinde bir travmatik etki olduğu kanaatine varıldı. Ardından hiç vakit kaybetmeden ses egzersizleriyle süreci sürdürdük. Diğer frekans. Yanlış teknikle şarkı söylemesi problemin en büyük kaynağıydı ve işin daha da sıkıntılı kısmı haftada 5 gün sahne alıyordu ve her sahnesi 3-3,5 saat sürüyordu. Bu bizim için ciddi bir sorundu. Dolayısıyla bir karar vermemiz gerekiyordu. Sahne sayıları inmeliydi. Biz haftada bir güne sahne sayısını indirerek ciddi, radikal bir karar vermek zorunda kaldık. Bu 4 günlük dinlenme ise Muammer'e inanılmaz iyi geldi. Ayrıca derslerle yapmış olduğumuz doğru teknikteki pekiştirmeler daha da sağlıklı bir şekilde kasa yerleşmeye başladı. Çünkü haftada 5 gün program yapsaydı muhtemelen sesi daha fazla zorlayacaktı. Ayrıca biz kondisyon anlamında da kaslara yükleme yaptıkça sesin daha da sağlıklı bir şekilde rezonansı üretmesini sağlayacaktık. O yüzden de bu kondisyon süreci için dinlenme bizim için çok önemliydi. Bu karar ona çok iyi geldi. Tutamam içimde, gitsem nereye kadar, kalsam neye yarar, hiç anlatamadım, hiç anlamadılar. Kendisi aynı zamanda sporla da ilgilendiği için beslenme konusunda çok problemimiz olmasa da özellikle beslenme saatlerini düzenleyerek ve yediğimiz yiyeceklerin niteliğini daha da iyileştirerek sesin toparlanmasında ciddi bir adım atmış olduk. Bu iyileşmede yine ses tellerinin toparlaması ve teknik iyileşmede bizim için ciddi anlamda fayda sağladı. Sürecin sonunda sesteki iyileşme artık duyulur seviyedeydi ve tizlere gittikçe seste oluşan travmatik etkiler büyük bir ölçüde azalmıştı. Bunu gördükçe motivasyonumuz daha da artıyor ve daha ne yapabiliriz diye atacağımız adımları planlamaya devam ediyorduk. İşte iyileşmenin en büyük sırrı aslında doğru adımları atmak
ve bu adımları atarken de kararlı bir şekilde süreci sürdürmekti. Güzel. Neydi ki en son? Re. Sahne sayılarını arttırmıştık ve buna rağmen seste artık problem yoktu. Çünkü ses artık güçlenmiş ve teknik açıdan yaşamış olduğu travmatik etkiyi atlatmıştı. Dolayısıyla ne olursa olsun seste artık problem neredeyse hiç görülmüyordu. Dolayısıyla iyileşmenin artık son noktalarına gelmiş durumdaydık. Bitip tükenmez. Çıkmıyor hocam. Bitip tükenmez. Yani o sesi alamıyorum. Bir de nefesim kesiliyor artık. Şarkıyı söylerken. Söylenmedi hiç sana layık düşler. Sevim garip. Sizler de güzel şarkı söylüyor olabilirsiniz, sahnede kendinizi var ediyor olabilirsiniz, bu işten gelir elde ediyor olabilirsiniz, alkışlarla ve insanların tebrikleriyle kendinizi çok iyi hissediyor olabilirsiniz. Ama şunu unutmayın ki eğer şarkı söylerken hatalı bir tekniği sürekli tekrarlıyorsanız çok büyük bir riski de hayatınızda barındırıyorsunuz demektir sesiniz açısından. O yüzden mutlaka teknik yardım almakta fayda var. O yüzden kendinizi bu riskle sahnelerinizi sürdürerek riske atmayın. Benim tavsiyem Muammer'i bu yolda kutluyorum ve kariyerinde başarılar diliyorum. Daha onunla ilerleyeceğimiz çok yol var ve çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Sizler de eğer böyle bir problem yaşıyorsanız ve sesinizde ses kısıklığı ve çatallanmalar duyuyorsanız mutlaka uzman bir doktora ve ardından yönlendirme ile teknik açıdan yardım alacağınız bir eğitmene başvurmanızda yarar var. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tip videoların takibi için sayfaya abone olmayı ve yine bu videoyu beğendiyseniz ya da beğenmediyseniz aşağıdaki o beğenme ve beğenmeme butonuna tıklamayı unutmayın. Yorumlarınızı da ve sorularınızı da keza bekliyorum. Kendinize güzel bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Ben seninle yaşadım, seninle tattım böyle bir aşkı. Armağan olsun, hatıram olsun sana bu şarkı. Çal bizim için çal, bu aşk için çal bizim bu şarkı.